Dünyada uçakların uçamadığı yerler var. Bu yerlerin hava sahası güvenlik veya gizlilik gibi nedenlerle uçuşa kapatılmıştır. 5 tür korunmuş uçuş bölgesi var. Kültürel, siyasi, tarihi ve çevresel önemi olan alanlar ve ziyaretçilerin güvenliğini temin etmek için korunan alanlar. Hadi onların en bilinenlerine bir göz atalım. Birincisi Washington ve Beyaz Saray. Burası son derece korunan bir alandır. Deniz seviyesinden 18 bin feet ve altında olan hiçbir uçak bu bölgede uçamaz. Beyaz Saray'ın yakınlarında bir havalimanı var ve bu kısıtlamalar pilotlara ve yolculara çok fazla sorun yaratıyor. Pilotlar yanlışlıkla korunmuş uçuş alanına girmemek için çok dikkatli bir şekilde manevra yapmak zorunda kalıyor. Çünkü böyle bir hatanın çok ciddi sonuçları olabilir. Pilotların korunmuş alana girmemek için yapmak zorunda kaldıkları manevralar yüzünden yolcular uçuşun başlangıcında hoş olmayan deneyimler yaşayabiliyor. Bir keresinde 2005'te bir pilot yanlışlıkla bu alana saptı. Sırf bu yüzden Amerikan Kongre binası tahliye edildi. İşlerini şansa bırakmıyorlar. Korunmuş hava sahasında biri veya bir şey varsa tehlikeli olarak kabul ediliyor. Sonraki Camp David. 1938'de Maryland'in kırsal kesiminde kuruldu. İlk başta kampın adı Hycatoctin'di. Fakat 1953'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 34. Başkanı Dwight D. Eisenhower, babasının ve torununun onuruna buraya Camp David adını verdi. Camp David, Amerikan başkanlarının krevidir. Yabancı ülkelerin temsilcilerini ağırlamak için de burayı kullanır. Burada çok sayıda önemli insan kaldığı için etrafında 3 millik alanda ve deniz seviyesinden 5 mil yükseğe kadar uçuşa kapalı bir alandır. Sıradaki yer yine Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından biri için önemliydi. Bush ailesinin yerleşkesi George Bush'un ailesinin Maine'deki yazlığıdır. Aile buraya hala sık sık geliyor. O yüzden irtifanız deniz seviyesinden 1000 feet ve altındaysa bu bölgenin üzerinden uçamıyorsunuz. Uçuş yasağı olan bir başka bölge de Kennedy Uzay Üssü'dür. Deniz seviyesinden 5000 feet ve altında bir irtifada uçan hiç kimse bu alanda uçamaz. Burası NASA'nın ada ve çevresindeki aktiviteleri yüzünden çok iyi bir şekilde korunuyor. Sonraki yer burada. Kanada sınırında Kuzey Minnesota'da. Bu yaban hayatı alanına sınır suları Kano bölgesi yaban hayatı adı veriliyor. Burası ulusal bir rekreasyon alanı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en çok ziyaret edilen vahşi doğa bölgesidir. İnsanlar buraya doğa yürüyüşleri yapmaya, balık tutmaya ve kano ile gezmeye geliyor. Bu güzel doğal alanı korumaya 1902'de başladılar. 1949'da bütün bölgenin üzerindeki hava sahası, yani deniz seviyesinden 4000 feet yüksekliğe kadar korunmuş uçuş bölgesi ilan edildi. Burada deniz motorları ve motorlu kızaklar da yasak. Tüm bu kısıtlamalar bu bölgenin doğal güzelliğini ve yaban hayatını korumak için uygulanıyor. Listemdeki bir başka yer de bunu hiç tahmin edemeyeceksiniz. Disneyland ve Disney World'tür. Evet, Disneyland'in hava sahasında da Beyaz Saray ve Kennedy Uzay Üssü ile aynı seviyede koruma kısıtlamaları uygulanıyor. Özel bir izniniz olmadıkça tema parkının üzerinde uçuş yapamıyorsunuz. Kısıtlama deniz seviyesinden 3000 feet ve altındaki alanı etkiliyor. Bu kanun, parkın ve ziyaretçilerin güvenliğini temin etmek için 2003 yılında çıkarıldı. Bugünlerde parkın üzerinde uçan tek bir uçak, hatta tek bir drone bile göremezsiniz. Tabii özel bir izin alınmamışsa. Şimdi dünyanın başka yerlerine bakalım. Böyle kısıtlamaların uygulandığı alanlar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yer almıyor. Dünyanın dört bir yanında daha önce anlattıklarıma benzer korunmuş uçuş alanları var. Dünyanın yüzeyindeki bu büyük çukurla başlayalım. Çapı 1200 metre. Dünyanın en büyük binası Burj Khalifa'nın yüksekliğinden bile daha fazla. Hatta 1,5 Burj Khalifa'ya denk. 520 metreyi aşan derinliğine 140 katlı bir bina sığdırılabilirdi. Bu dev çukur, Sibirya'daki Mirni kentinde bulunan bir elmas madenidir. Burası kışın ortalama sıcaklığın -35 derece olduğu bir yerdir. Madenin üzerinden bir helikopterle geçemezsiniz çünkü tehlikelidir. Maden o kadar büyük ki hava akımıyla ortalık karışabilir. Madenin içindeki hava dışındaki havadan çok daha sıcak. Bu iki hava akımı karışınca bir girdap oluşturuyor. Bir helikopter orada uçmaya kalkarsa bu girdap onu büyük ihtimalle içine çeker.
Sonra helikopter irtifa kaybeder ve düşer. Buckingham Sarayı da kısıtlı alanlardan biridir. Bu binanın üzerindeki uçuş yasağı kararı kraliyet ailesini korumak için alındı. Saray sadece kraliçenin yaşadığı bir yer değil. Büyük Britanya'nın idari merkezleri de buradadır ve yabancı devletlerin temsilcileriyle yapılan görüşmeler burada yürütülür. Uçaklar Windsor Kalesi'nin üzerinde de uçamıyor çünkü kraliyet ailesi bu sarayda yaşıyor. Peru, uçakların ünlü simgesi Machu Picchu'nun üzerinde uçmasını 2006'da yasakladı. Yasağın amacı Machu Picchu'nun mirasını ve yaban hayatını korumaktır. Sırada Hindistan'ın Taj Mahal'i var. Bu mozole 1653'te tamamlandı ve Hindistan'ın kuzey kısmında Agra'da bulunuyor. Dünyadaki en bilinen yerlerden biri ve dünya mirası alanı olarak UNESCO tarafından da korunuyor. Her yıl 6 milyon kişiden fazla ziyaretçi alan bu yerin bu şekilde korunması hiç de şaşırtıcı değil. 2006'dan beri uçuşa yasak bölge olarak kabul ediliyor. Bu kanunun çıkarılmasındaki amaç bu tarihi binayı ve ziyaretçilerini korumaktı. Uçaklar resmi kısıtlamalar olmasa bile gezegenimizin bazı bölgelerinde uçmamayı tercih ediyor. Bunlardan biri Himalayalardır. Himalaya dağları 20 bin fitten yani 6 bin metreden yüksektir ve en yüksek noktası olan Everest dağının yüksekliği 29.032 fiti yani 8.850 metreyi bulur. Çoğu uçak yaklaşık 30 bin fit yükseklikte uçar ki bu da dağın zirvesine çok yakındır. Asgari mesafeyi sağlamak için uçakların daha yüksekten uçması gerekir ki bu da imkansızdır. Ayrıca bu dağların üzerinde esen rüzgarlar çok şiddetlidir. Bir uçağın o rüzgarlarda manevra yapması çok zordur. Uçakların rotaları belirlenirken bir tehlikeyle karşı karşıya kalınması durumunda olası acil inişler için önceden planlama yapılır ve radar hizmetinden en iyi şekilde yararlanmayı beklerler. Buradaki sorunlardan biri de Himalayaların çevresinde radar hizmetinin olmamasıdır. Pilotlar yerdeki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kuramaz. Acil bir iniş sadece düz yüzeylere yapılabilir ama Himalaya bölgesinde düzlük bulamazsınız. Kısacası her yerde dağ olduğu için bu bölgede uçmak çok risklidir. Bu kadar tehlikeyi yeterli bulmuyorsanız dahası da var. Öyle bir irtifada bir uçağın başına bir şey gelirse, mesela kabin basıncı düşerse, uçağın sadece 20 dakika kadar yetecek oksijeni vardır. Uçak bu oksijen bitince stokunu yenilemek için en azından deniz seviyesinden 10 bin fit yüksekliğe inmek zorundadır. Her yer dağlarla kaplı olduğu için bunu Himalayalarda yapması imkansızdır. Sıradaki zor rotamız kutuplardan geçiyor. Bu rotayı almak için uçakların özel izne ihtiyacı var. Buradaki sorun kutbun uçağın seyri sefer sistemini karıştırma ihtimali olmasıdır. Orada pusulalar çığırından çıkar ve kullanılamaz hale gelir. Dünyanın kuzey kutbunda sürekli değişen çok güçlü bir manyetik alan vardır. Bu manyetik alan hareket ederse gerçek kuzey pilotların cihazlarında gördüğünden farklı olabilir. Bu da onların doğru yolu bulmalarını zorlaştırır. Bu arada uçuş pistlerine gerçek kuzey kutbuna olan uzaklıklarına göre isim verilir. Manyetik alan hareket ederse ve pilotun seyri seferi ayarlaması gerekirse ineceği pistin doğru olup olmadığını bilemez. Dolayısıyla orada sadece birkaç uçak uçabilir. O uçaklar da özel hazırlıklar yapmak zorundadır. Belirli seyri sefer cihazlarını almaları ve oraya seyahat etmek için özel izin talep etmeleri gerekir. Yine de hiç kimse doğrudan kuzey kutbu üzerinde uçamaz. Uçaklar okyanusların ya da daha küçük su kütlelerinin üzerinden geçebilir ama karadan geçen alternatif bir rota varsa her zaman tercih bu yönde olur. İlginçtir ki suyun üstünde uçmak karanın üzerindeki uçuşlardan özellikle de düşük irtifalarda uçuluyor. Daima daha rahattır. Bunun sebebi su üzerinde daha az türbülans olmasıdır. Türbülansın asıl sebebi karadan yükselen sıcak havadır. Suyun üzerinde uçarken böyle bir sorunla karşılaşmadığınız için uçuş daha rahat geçer. Buna rağmen karanın üzerinde uçmak daha güvenlidir. Sizi bilmem ama açıkçası ben acil bir durumda güvenle inecek bir yer olması için biraz sarsılmayı göze alabilirim. Okyanus ötesi uçuş yapan uçakların genellikle 4 motoru olur. İki motorlu uçakların böyle uçuşları göze alması çok tehlikelidir. Acil bir durum söz konusu olursa bu tipteki uçakları kabul edebilecek havalimanlarının olduğu rotaları tercih ederler. Bir motor arızası yaşadığınızı düşünün. Uçağın bu durumda kalan motorlarına güvenip en yakın havalimanına yönelmesi ve güvenli bir şekilde inmesi gerekir.
Oysa örneğin Pasifik Okyanusu'nda acil bir iniş yapabileceğiniz pek bir havalimanı bulamazsınız.